Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme Rabbi esir ve la tuasir abden bil hayr. Bizleri yaradan, yoktan var eden, varlığından haberdar eden, her türlü nimetlerini bizlere bağışlayan Yüce Allah'a hamd ve senalar olsun. Salat ve selam iki cihan nebisi, Allah'ın sevgilisi, hepimizin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, bugün israf ile ilgili sohbetimiz olacak. İsraf nedir? Bununla ilgili Rabbimizden, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan mesajlar ileteceğiz. Rabbim faydalanmayı nasip eylesin. Tabii ki içerisinde bulunduğumuz şifa ayı, Ramazan ayı, Kur'an ayı, af ve mağfiret ayı, cehennemden azat olma, cennet kapılarının açıldığı mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Rabbim bizleri Kadir gecelerine, daha nice nice Ramazanlara kavuştursun inşallah diyorum. Elbette ki Ramazan sofrasından, manevi atmosferden en güzel şekilde yararlanan kullarından eylesin diyorum. İşte bu manevi ziyafetlerden birisi de bu yapılan sohbetlerdir. İslam ahlakını tanıtmaya, İslam'ın güzelliklerini anlatmaya gayret gösteriyoruz. Rabbimizin bizlere mesajlarını anlatıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesajlarını hatırlatıyoruz. Güzel ahlakı. Zaten Efendimizin gelişi اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَحْلَاقِ Ahlak kurallarını tamamlamak üzere gönderilen Efendimiz. İşte biz ondan o güzel ahlakı değerli kardeşlerimize anlatmaya gayret göstereceğiz. Rabbim yaşamayı nasip eylesin. Öğrenmeyi, çevremize aktarmayı, yaşamayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, israf her şeyden önce sözlerin en mükemmeli, mesajların en mükemmeli. Rabbimizin emirlerini bu konuyla ilgili sizlere aktarmak istiyorum. Ne diyor Rabbimiz, ne buyuruyor? Estağfirullah. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْذٍ عَنِ النَّائِيمِ Yani unutmayalım ki Rabbimizin bize verdiği her şey nimet. Yaşamamız için bu dünyada huzurlu, mutlu, ahiretimizin efendim güzel bir şekilde cennetle, cemalullah'la sonuçlanabilmesi için vermiş olduğu nimetleri en güzel şekilde değerlendirmemiz ve bir gün ondan sorumlu olacağımızı bilmemiz gerekiyor. Rabbimiz öyle buyuruyor. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Yani vermiş olduğu her nimetten Rabbimiz bizleri ne yapacak? Hesaba çekecek. Efendim onu soracaktır. Rabbim hakkıyla şükreden, nimetlerin kadrini, kıymetini bilenlerden eylesin. İşte yiyecekler, içecekler bu cümledendir. Mal, mülk bu cümledendir. Vakit bu cümledendir. Bizim daha çok ilerideki dakikalar içerisinde sıralayacağımız efendim Rabbimizin nimetleri sayılamayacak kadar çoktur. Hakkıyla şükredenlerden olmak gerekiyor. Bakınız Rabbimiz ne diyor, ne buyuruyor? وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Allah-u Teala israf edenleri sevmez. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Aziz kardeşlerim, Allah'ın sevmesi, sevgisi bizim için önemli değil midir? Biz bu dünyaya ne için geldik ki? Başıboş olarak mı geldik?
elbette ki sorumluluklarımız var. Ve en büyük arzumuz da Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak. O bize razı olursa gerisi boş. Rabbimizin rızası her şeyin önünde gelir. Rabbimizin rızasını kazanmak için de onun sevgisine nail olmak lazım. Onun sevdiği şeyleri yapmak lazım. İnnehu la yuhibbul musrifin buyuruyor. Yani o israf edenleri sevmez. İsraf edenleri sevmez. Sevmediği şeyi biz yaparsak o zaman yanlış yolda olduğumuz ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Başka nasıl buyuruyor? Ve ennel müsrifine hum ashabun nar. Yani israf edenler onlar cehennem ehlidirler. Cehennemi dolduracaklar. Sen cehennemi ister misin? İnanan birisi olarak, Müslüman olarak değerli kardeşlerim, eğer cehennemi istemiyorsak o zaman israftan uzak durmamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Unutmayalım ki inna lillah ve inna ileyhi raciun bir gerçektir. Biz Allah'tan geldik ve netice itibariyle Yüce Allah'a döneceğiz. Onun için aziz kardeşlerim, madem ki dönüşümüz Allah'adır, dolayısıyla onun rızası için koşmamız gerekir. Bütün davranışlarımızı onun rızası istikametinde, dikkatli bir şekilde, rızasına ters düşmeyecek davranışlarla hayatımızı sürdürmemiz gerekir. Peki nasıl olacak? Rabbimiz yine buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا Onlar infak ettikleri zaman, harcama yaptıkları zaman lem yusrifu, israf etmezler. Başka ve lem yakturu, cimrilik de yapmazlar. İşte ölçümüz bu. Ne israf olacak ne de cimrilik olacak. Peki ne olacak? Ve kâne beyne delike kavâme. Yani dengeli bir harcama ile hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Dengeli bir hayat. Her işimizde dengeli olmak. O vada'l mizan. Rabbimiz teraziyi, ölçüyü, dengeyi koydu. Elle tatgav fil mizan. Yani terazide, dengede dikkatsizlik etmeyelim. Bu konularda hassasiyete davet edeceğiz. Tabii aziz kardeşlerim, bu konuyla ilgili hemen şöyle hatırlatmalarda bulunacak olursak, peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl tavsiyelerde bulunmuş? Buyuruyor ki لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ Beş şeyden sorulmadan, hesaba çekinmeden kişinin ayağı hareket etmeyecek buyuruyor Peygamberimiz. Nedir onlar? Ömrünü nerede harcadın? Bakın, ömründe bile, hayatında bile müsrif davrandıysan hesabını vereceksin. Başka, gençliğini nerede çürüttün? Başka, değerli kardeşlerim, وَعَمَّا لِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ وَف۪ي مَا اَنْفَقَ Malını nereden kazandın ve nereye nasıl harcadın? Bunlar son derece önemli, değerli kardeşlerim. Başka, وَعَنْ اِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِهِ Yani ilmi konusunda bildiklerinle amel ettin mi? Ne yaptın? Bu konuların cevabını vermeden hayatını yaşarken müsrif davrandın mı? Zamanını boşa geçirdin mi? Bütün bunların hesabını ne yapacağız? Vereceğiz. Ondan sonra ayağımız hareket edecek. Bazıları nasıl düşünür? İnnehum estağfirullah. İnnehum kânû lâ yercûne hisâbe. Yani zanneder ki hiç hesaba çekilmeyecek. Hayır. Biz hesaba çekileceğimize inanıyoruz. Ahirete inanıyoruz. Onun için bu konularda hassasiyete ne yapacağız? Dikkat edeceğiz değerli kardeşlerim. Yine diğer bir hadiste İhtenim hamsen kabla hams. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilelim buyuruyor. Nedir bunlar? Efendim yine şebabeke kabla haramik. Yani
Yaşlılık gelmeden önce gençliğinin o sıhhateke kable sekamik. Hastalık gelmeden önce sağlığının, fakirlik gelmeden önce zenginliğin, meşgale gelmeden önce ferâgeke kable şûlik. Boş zamanının hayateke kable mevtik. Ölmeden önce de hayatının kıymetini bil buyuruyor Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani bu beş şey de değerli kardeşlerim genellikle kaybedildikten sonra değeri bilinen şeylerdir. Aman ha elimizdeyken bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmeye gayret gösterelim inşallah. Yani ne şekilde olursa olsun israf etmek insanın kendisine kötülük yapmasıdır. Bu bazen nasıl olur? Sahip olduklarını ölçüsüz bir şekilde tüketmekle olur. Bazen kul hakkını yemeye de vesile olur. Bazen de kibre kapılmaya vesile olacak şekilde olur. Allah'ım bizleri dikkat edenlerden eylesin inşallah. Yine Rabbimiz وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Yani ne elini birdenbire böyle her şeyi verecek şekilde, her şeyini verecek şekilde aç, ne de cimrilik yap, elini tut, sıkı tut, hiçbir şey verme. Bunlar yanlış davranışlardır. O zaman çaresiz. Her şeyini verirsen çaresiz kalırsın. Efendim, çok cimrilik yaparsan da kınanırsın. Onun için bu konulara dikkat edeceğiz değerli kardeşlerim. Tabii ki cimrilik ile müsrifliği karıştırmamak, cömertlik ile müsrifliği karıştırmamak gerekiyor. Şunu da unutmayalım. Yine Rabbimiz buyuruyor. İnnel mübedzirine, estağfirullah, innel mübedzirine kânu ihvâne şeyatîn ve kâne şeytân li rabbihi kefûrâ. Yani israf edenler, saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytanlar da efendim kafirlerin, Allah-u Teala'ya küfredenlerin ta kendileridir. Onun için dikkat edeceğiz bu konulara değerli kardeşlerim. Şeytana kardeş olmamaya gayret göstereceğiz. Çünkü şeytan insanın en büyük düşmanıdır. Yoldan çıkartmak isteyenidir. Yani biz ne diyoruz? Şeytan bizim düşmanımız. Allah bizi ondan uzak eylesin falan. Ama yaptığımız işlere baktığımız zaman onun sanki istediklerini yapıyor gibi bir durumumuz söz konusu. Yani israf şeytanın yapmış olduğu şey. Bakıyorsun her davranışımızda sıkıntılar oluyor. Onun için değerli kardeşlerim ben nelerde israf oluyor şöyle kısaca hatırlatmak istiyorum. Efendim törenlerde yapılan israflar var. Törenler derken düğünler vesaire vesaire. Kardeşim sen israf yaptığın zaman bu fakir fukaranın efendim gazabını, onların gönülsüzlüğünü şey yapmış olursun, celbetmiş olursun. Ama israf etmeden düğününü de yap, efendim töreni de yap. Allah-u Teala çünkü israfı sevmiyor değerli kardeşim. Zaman israfı. Allah-u Teala asra yemin ediyor. Asra. Vel asr innel insane lefî husr. İnsanoğlu zarar, ziyan içerisinde aldığımız her nefes bizi ölüme yaklaştırıyor. Onun için zamanımız da ahiretimizi kazanmak için en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı. İşte en büyük fırsatlardan birisi. Günahlarımızın bağışlanma ayıdır. Evveli rahmet, ortası mağfiret diyoruz. Mağfiret nedir? Yani günahların affedildiği, cehennemin hak edildiği. Onun için zamanımızı Kur'anlar okuyarak, dualar yaparak, ibadetler yaparak, sadakalar, hayırlar, zekatlar vererek değerlendirmemiz lazım değerli kardeşlerim. Kaynakların israfı, elektrik, enerji konusunda, su konusunda son derece dikkat edeceğiz.
Bir bedevi abdest nasıl alınır diye sorduğu zaman Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e her ağzayı üçer defa yıkayacaksın diyor. Ama bunun fazlası hatadır, haddi aşmaktır, zulümdür buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sanki nimetin kadrini bilmemektir. Allah'a mutedil davranmamaktır. İnsanlık onuruna ortak serveti ölçüsüz harcamakla diğer fertlere karşı suç ima ediyor değerli kardeşlerim. Onun için israftan elimizden geldiği kadar uzak duracağız. Nasıl bir lokma ekmeğe muhtaç insanlar varken milyonlarca ekmeği çöpe atmak israf değil de nedir? Bunun hesabı verilmeyecek mi zannediyoruz? Birinizin elindeki lokma ile ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eğer yere düşerse ondaki tozu toprağa giderin ve onu yiyin. Onu yesin. Şeytana bırakmasın diyen peygamberin ümmetiyiz. Peygamberimizin ümmetiyiz. Demek ki israf bizim asla hayatımızda yer almaması gerektiğini efendim hatırlatıyorum. Peki israfın zararları neler? Şöyle kısaca hatırlatırsak maddi imkanlarımızı boşa götürür, yok eder. Yarınını düşünmeyen sorunsuz ve düşüncesiz nesillerin yetişmesine vesile olur. Evet. Savrulan şey sadece para, pul, mal değil. Peki nedir? Onu kazanmak için harcanan emekler de savrulmuş olur. Şevkimiz, geleceğimiz savrulmuş olur. Halbuki her şeyin yerli yerince kullanılması son derece önemlidir değerli kardeşlerim. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine bu şeyle ilgili Malik bin Nadıl Peygamberimizin huzuruna dağınık pecmurde bir şekilde gelir. Peygamberimiz ona sorar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz senin malın mülkün var mı? Efendim şu kadar devem, şu kadar sığırım, şu kadar koyunum var. O zaman der ki Allah'ın ihsanının eseri üzerinde görünsün. Yani bu defa israf yapmayacağız derken cimrilik de yapmayalım. Allah'ın vermiş olduğu nimetler üzerimizde görünmeli değerli kardeşlerim. Demek ki bir nehirden dahi abdest alacağız dersek orada abdest alırken suyu israf etmememiz gerektiğini vurgulayan bir peygamberin ümmetiyiz. Bu konulara hassasiyetle ne yapacağız? Dikkat edeceğiz değerli kardeşlerim. Tabii bugün yiyecek konusunda sıkıntılar var. İçecek, yakacak, giyecek. Bütün bunlar varken bir Müslümanın israf etmesi asla doğru olmaz. Ekmek israfı, kaynakların israfı, ilaç israfı. Bugün bakıyorsunuz kronik rahatsızlığı olan kardeşlerimiz ilaçları alıyor, evde yığıyor, günler geçiyor, tarihi geçiyor ve çöpe atılıyor. Halbuki devlete de birçok maliyeti söz konusu oluyor. Ne yapacağız? İhtiyacımız kadar almalıyız. Fazlasını eğer gerçekten fazla ise geri götürüp eczanelere verip en azından başka hastaların kullanmasına vesile olmamız, israfı önlememiz söz konusu olacaktır. Yani aziz kardeşlerim, israf boyutunda yetişen gençler asla sorumluluk bilincini bilmezler. Geleceğe ait üretken herhangi bir durumları olmaz. Bu konulara ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir tavsiyesini özellikle vurgulamak, anlatmak istiyorum. Kardeşlerim, Peygamberimiz buyuruyor ki İttakillâhe haytumâ kunt. Nerede olursan ol, Allah'tan kork.
Yani yaptığın her davranışta ne yapacaksın? Allah'tan korkacaksın. Davranışın Allah'tan korkarak yapacaksın. Hani Cibril hadisi var. Cebrail aleyhisselam gelir dizini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dizine insan şeklinde gelir. Sorular sorar. İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir? El ihsan, ihsan nedir diye sorulduğu zaman Peygamberimiz nasıl cevap verir? En te'abudallaha keenneke terah. Allah-u Teala'yı görüyormuş gibi ona kulluk etmendir. Feillem tekun terah fe innehu yarak. Yani sen onu görmüyorsan dahi o seni görmekte. Ona göre davranışların, efendim israf yapacağın zaman Rabbim beni görüyor düşünceleriyle hareket etmemiz gerekiyor. Yani unutmayalım ki inne rabbeke lebil mirsad. Allah-u Teala her zaman seni gözetmektedir. Bunu unutma değerli kardeşler. Şunu da hatırlatayım. Yine Rabbimiz buyuruyor. Ya'lemu hainetel a'yuni ve ma tuhfis sudur. Yani gözlerin o hain bakışlarını da bildiği gibi göğüslerde, kalplerde neleri gizliyorsak onu da efendim Rabbimiz biliyor. Nerede olursak olalım o bizimle beraberdir. Ben hadis-i şerifi tamamlayacağım. Nerede olursan ol, yüce Allah'tan kork. Eğer bir hata yaptıysan hemen arkasından bir iyilik yap ki o hatayı ne yapsın? Rabbim affetsin. Başka insanlarla güzel muamelede bulun. Allah'ım cümlemizi bu Ramazan'ın berekatından istifade eden kullarına eylesin. İsraf etmeyen, her şeye hakkını veren, cömert olan, cimri olmayan kullarından eylesin. Bizleri Kadir Gecesi'ne daha nice nice Ramazan aylarına hayırlı ömürler vererek kavuştursun. Şu belayı, korona virüsünü memleketimizden def eylesin şu günlerin hürmetine inşallah. Kur'an Efendimiz şefaatçimiz olsun. Rabbim cümlemize yar, yaran ve yaran yardımcı olsun inşallah. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.